Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Ben eğitmeniniz ve teknisyeniniz Hakan, sevgili dostlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan teknik servis ofisimizden sizlere sesleniyorum ve bu videoları hazırlıyorum sevgili dostlar. Tahmin ettiğiniz üzere sıradaki eğitim videosu konumuz, ekranda da gördüğünüz üzere, ara film ve ekran konnektörü arkadaşlar. Ekran film konnektörü olarak da karşımıza çıkabilir. Ara film konnektörü olarak da karşımıza çıkabilir. Dişi bir konnektörü görüyoruz. Bahsettiğimiz konnektörümüz gördüğünüz konnektör arkadaşlar. Hemen silah havamızı çalıştıralım. Havyalarımızı çalıştıralım. Ve işimize bismillah diyelim sevgili dostlar. Kimi zaman bu konnektörler sevgili dostlar yanlış takma ve de oturtamama şeklinde kırılabilir. Çok geliyor. Çok karşımıza çıkıyor. Bunların değişimini öğrenmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Aynı zamanda yolları kopanlar da olabiliyor. Daha sonraki derslerimizde, ileriki derslerimizde bu tür hasarlara ve yol kopmalarına karşı yapacağımız tedavileri ve tamir videolarını tabii ki ekleyeceğiz sevgili dostlar. Hızlı bir giriş yapalım. Flaksımızı atalım. Mantık burada da aynı. Fakat dikkat edeceklerimiz arasında bazen bunlar komponentlerin arasında olabilir. Ve kafalarındaki demirler olmayabilir arkadaşlar. Şimdi bu sefer değişik. Her zaman 360'larda yapıyorduk. Bu sefer sıcaklığı fazla vereceğim. Ama hızlı girip çıkacağız. Bunu görelim. Yüksek sıcaklıkta nasıl hızlı girer çıkarız. Flaksımızı verdik. Sıcaklığımızı bu sefer 380 derece ayarlıyorum. Tabi bunu neye göre dikkat edeceğiz? Arka tarafında bir şey yoksa yapabilirsin. Ve çabuk girip çıktığında orada az oyalanmış olsun. Sıcaklık ısınıp yeşil alan üzerinden, yani board'un üzerinden arkaya geçemeden çabuk bir şekilde parçayı söküp değiştirmiş olabiliriz. Bozuk olduğunu farz ediyoruz ve ıskartadan da aldığımızı farz ediyoruz arkadaşlar. Gerekirse duruma göre yanlarda koruman gereken bir şey varsa, rüzgarımız 3 yetmedi, 3.5'a çıkardık. Sizin görebilmeniz açısından ben uzaktan tutuyorum haliyle, rüzgarım yetmeyebiliyor arkadaşlar. 4'e çıkarttım. Hızlı ve seri bir şekilde lehim ayaklarını eriteceğiz sevgili dostlar. Plastiğimizin de erimemesi için bu plastiklerde en büyük sıkıntı şeyin erimesi, plastik konnektörün erimesi olabilir. Onun olmaması için ne yapıyorsun? Hızlı ve hareket halinde olman gerekiyor. Hareketlerin seri ve kıvrak olsun. Duruma göre bileğini de hareket ettirebilirsin bu durumda. Her iki, böyle rastgele çevirmiyorsun. Bu yakadan gezerken buraya doğru nişan alıyorsun şu ayaklara. Buraya geçince az elini ileri ittirip bu sefer buraya doğru döndürüyorsun. Yanlarda da böyle hareketler çekerek, bale yaparak malzemeyi ısıtırız arkadaşlar. Duruma göre elini dans ettireceksin. Ne kadar iyi el becerin olursa hiç zorlanmadan çatır çatır bu tip işleri yapabilirsin. Lehim eriyene kadar devam edelim. Hareketimiz bu şekilde döndüre döndüre gidiyoruz. Devam ediyorum. Biraz daha tazyiği artıracağım. 4.5 seviyesine çıkardım. Çabuk girip çıkmayı istiyorum. Fabrikasyon malum çok sert. Anakartı fazla ısınmasını istemiyorum. Bazen aynı yere iki kere geç. Bir de bu taraftan geç mesela. İşini hızlandırmak açısından hemen yoklama yapalım. Kontrol ediyorum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Buradaki de erir ama aynı yerinde duruyor. Onu müdahale edip oradan çekmeyeceğimiz için bir sıkıntı olmayacak. Devam edelim. Yokluyorum. Cımbızı tutmuyorum. Tutmuyorum derken sıkmıyorum. Sıkmadan hareketimizi yapalım. Biraz oradan biraz buradan. Bak boşa çıktı. At aşağı gitsin. At 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 at. Bitti. Gördün mü? Hızlı, yani sıcaklığın fazla olduğunda da yapacağın seri davranmak ve fazla oyalanmadan, gördüğün gibi toplamda sohbetimizle beraber 4 dakika gibi kısa bir sürede buranın operasyonunu yaptım. Devamdaki yapacağım işlemi daha önce de bahsettik.
Ne yapacağız? Hemen oraya kendi lehimizi aşıyacağız. Fabrikasyon lehinden kurtulup diğer ıskartıdan söktüğümüz konnektörü getirip monte edeceğiz arkadaşlar. Monte işi bizim işimiz. Sökme işi de bizim işimiz. Havyamızı tabii ki de limona sokup peçeteyle siliyorum. Artık bunu kendinizde bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Hemen bir parça lehim alıyorum. Havyamın iki tarafına baltamın ağzına lehimi verelim. Şöyle sizin göreceğiniz şekilde yapayım. Gözünüzde bunu yapın. Oraya flaksı döküyoruz hemen. Kendi lehimizi geçelim. Ya hocam bu fabrikasyon lehimi silmesek olur mu? Olur. Ama uğraşırsın işte. Boşuna kendine macera arama. Tamam mı? Direktmen temizle. Kendi lehimini aşıla. Hiç zaman kaybetmeden 5 dakikada patara çatara yap gitsin. 10 dakikada yap gitsin. Bu iş 10 dakikada yapılır ama bunun öğrenmesi 10 dakika değil. Yerine göre 1500 tane malzemeyi, daha doğrusu 1500 deney yapa yapa anca ulaşırsın, öyle söyleyeyim. Kimi zaman çabuk ulaşırsın da, ya bu bunun için örnek vermiyorum. Anakart tamirindeki pek çok şey için örnek veriyorum. Havyamız kaçmış, baltamız 370 derece. Oradaki kirepasa takılma, onlar zaten gider. Şöyle sağa sola bulaştırsam bunları da temizle, şöyle bitti gitti. Şöyle. Onu da düzle. Limona sokacağım şimdi onun kafasını. Temizlenecek. Derdimiz o değil, olayımızı anlamak. Bu sefer hızlı nasıl çalışabiliriz onu gösteriyorum aynı zamanda. Çünkü gün içinde çalışabileceğin saat bellidir. Sallıyorum 10 saat çalışırsın. Ne kadar çok iş aynı zaman birimine sığdırırsa o kadar çok yövmeyen günlüğün veya maaşın fazla gelir. O yüzden hızlı çalışmak, hızlı çalışabilmek için bazı yerde elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendirip sınırları zorlayacağız arkadaşlar. Biraz da cesaret gerekiyor bu arada. O da zamanla size aşılanacak bir şey. Beceri. Tamam mı? Yapa 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 elin o kadar alışacak ki böyle bir yandan kahveni içeceksin, bir yandan sigaranı içeceksin, bir yandan işini yapacaksın. O şekilde rahat rahat işini tamamlarsın. Ben normalde bu lehim dumanından falan etkilenmemek için arkadaşlar masada aspiratörüm falan var, havalandırma sistemim var. Hiçbirini açmıyorum. Şu an sizin gürültüsüz, berrak, temiz bir şekilde eğitim videosunu izleyebilmeniz için. O yüzden artık nefesimle oraya üf püf ediyorum. Gördüğünüz gibi kimi yerde kalın, kimi yerde şöyle görelim. Birleşmiş, kimi yerde de kocaman bir lehim topu topağı görüyoruz. Problem mi? Hayır değil. Flaksımızı şimdi temiz bir şekilde temiz alan, temiz flaks yapalım. Tabi buraya girmeden önce havyanı da temizliyorsun. Tertemiz yapıyorsun. Ne havyanda ne şeyinde bir pislik kalmasın. Hemen şöyle peçetenin tüyü kaldı. Geldik. Kalsın, sıkıntı değil. Şimdi bunun bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak olursa ne olur? Kafalardan tutan ayaklar yüksekte kalır, alt ayaklar birleşmez. Bu sefer sizin için böyleyken konnektör takacağım ve bazı ayaklar basmayacak. Olacakları söylüyorum. Basmayan ayakları da havya ile lehimleyeceğiz. Böylelikle onu da görmüş olalım. Hem sıcak havayla lehimleyeceğiz. Artı havya ile de destek vereceğiz. Bazı durumda gerekiyor. Tamam mı? Burada çok flaks var. Yıkayalım. Bu sefer de olayımızı havya ile tamir ve tedavi yöntemini görmüş olalım. Sevgili arkadaşlar. Hazır. Pırıl pırıl kuru kuru. Gayet güzel. Birazcık flaks. Parmağımla hemen
yedirdim. Az bir şey orada öylesine yalandan duruyor filan bir parça. Ama ısınınca, eriyince biraz daha çoğalıyor. Onu da hesaba katmamız gerekiyor. Gelelim, yerleştirelim. Kafa kafaya ayakları denk getirelim. Gördün mü? Her iki tarafta boşluk eşit. Ayaklar birebir kafa kafaya. Ve rüzgarı sıfıra çektim. Uçmaması için. Hemen bak. Nereye gidiyorsun? Ayıp ediyorsun. Böyle sohbet edebilirsin yaptığın işle. Sana cevap verir ve kaçamadı gördüğünüz gibi. Bir tarafı tutturuyorum. Hemen şöyle hareket halindeyim. Hızlı hareket halindeyim bu arada. Tamam. Artık bu tarafa flaksı, bu tarafa ve iki tarafa da flaksı basabilirim. Bir de diğer tarafından tutturalım. Bir arada ya 2-3 tane ayak tutuyor arkadaşlar. Hepsini tutmasına gerek yok. Hepsi esas altın vuruşu. Buradan birkaç ayak tutturduktan sonra şey yapacağız. Hareketimizi çekeceğiz. Gelelim. Şimdi rüzgarımı 3-3,5 seviyesine alıyorum. Artık ne yapabilirim? Döne döne ısıtabilirim. Biraz daha yakın çekim yapayım. Rahat görün. Şöyle netledik. Tamamdır. Işıklandırma şöyle iyi. Tamam. Flaksımız yine verelim. Ne olur ne olmaz. Bu arada bakayım. Yanlış konektör gösteriyorum mikroskobun altında. Şuraya gelmemiz gerekiyor. Gelmez gereken burası. Tamam. Ver flaksı. Tamamdır. Artık tazyik lavamızda şöyle şu bu tarafın tamamının erimesini istiyorum. Bir de öbür taraftan bileğimi çevirip anakartı çevirmeden eritiyorum. O ne? Orada lehim topu mu bulaşmış? Bir şuradan. Soğutalım bir. Boncuğumuzu aldık. Tamamdır. Tekrardan tutturacağız. Bu sefer madem kaçtı etti hiç sorun yok. Ne yapacağız? Onu da görmüş olan bazı istenmeyen durumlarda. Hizalamayı yine yapalım. Şu hafiften bir sıcaklık geçeyim. Oynattırmak için malzemeyi. Tamam. Siz de ne görüyorsunuz ona da baktım. Şu an dondu. Tamam. Hizalamayı yapalım. Çok uzaktan şu an sıcak hava oraya üflemeye devam ediyor. Hizalamalar yaptım. Artık ne yapıyorum? Eriterek tutturacağım. Gelelim. Şöyle yapalım. Hizaları kontrol ediyorum. Şöyle. Minik bir dokunuş. Tamam. Sıcaklığım 380 derece. Çok seri bir şekilde ısınıyor ve orayı ısıtıyorum. Şimdi çıkalım. Olmayan yerlerde havya ile yapacağız. Olmayan yer kaldıysa tabii bu arada. Soğusun, donacak. Seyret. Renkleri değişecek hafiften. Hala sıcak orası. O yüzden şeyde aynı renk tonajı duruyor. Bak bekliyoruz hala. Bekleyeceksin. Bir de tiner serpelim. Soğutma operasyonu. Ve hemen tinerimizi alalım. Alamıyoruz. Tiner bitmiş. Dolduralım hemen. Tinerimiz bizim her zaman başucumuzda olması gerekenlerden bir ekipman. Evet, renkleri değişti bu arada biz sohbet ederken. Dondu yani. Tiner bidonumuzu dolduralım. Hazır. Şimdi. Tinerimiz hazır. Tinerin kapağını da örtelim. Geldik.
Tamamdır. Tinerimizi verdim. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne yapmışız? Görelim yani. Daha da yakına bakalım. Ayakları kontrol edelim. Burada tutmayan varsa ne yapacağız? Havya ile lehim geçeceğiz. Bu taraf tamam. Diğer tarafı kontrol edelim. Uzaktan bir görelim. Şöyle. Hedefimiz orada. Yaklaş. Biraz daha yakın çekeyim ve net görüntüyü ayarladık. Bakıyoruz. Daha da yakından bakalım. İşte burada mikroskobunuzun kalitesinin ve şeyinin önemi ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Bütün ayaklar kaynak olmuş, kafalar kaynak olmuş. %100 başarılı bir konnektör değişimi olmuş. Yıkayalım ve tekrardan görselde görelim. Eğer olmasaydı havya ile destek verecektim. Olayı düzenleyecektim arkadaşlar. Kafanıza yatmayan bir yer veya bir şey olursa zaten taktığımızda kesin kesin çalışacak, onu biliyorum. Bütün ayakları, daha doğrusu bir yaptığımız işin kontrolünü ve sağlamasını da yapacağız arkadaşlar. Ve bu konnektör değişimini de, değişim videosunu, eğitim videosunu da sizlerle birlikte yapmış olduk sevgili dostlar. Alın elinize havyanızı, sıcak havanızı vesairenizi, malzemenizi. Siz de kendinizi geliştirin sevgili dostlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.